Ahmet Ulusoy Ekonominin ikili açmazı Türkiye'de 1989 yılında 32 sayılı KHK ile sermaye hareketlerinin önündeki engel kaldırılmış, sermaye hareketleri serbest bırakılmıştır. Bu yapılırken aynı zamanda kurlar serbest dalgalanmaya bırakılmamış, kurlar günlük olarak belirlenmekteydi. Bu dönemde takip edilen ekonomi programları enflasyonu düşürme hedefine odaklanmış fakat bir türlü enflasyon istenen seviyelere düşürülememiştir. İlave olarak işsizlik, yüksek kamu borcu, yüksek bütçe açığı ve yüksek faiz gibi bir dizi sorun da olduğu gibi duruyordu. 9 Aralık 1999 istikrar tedbirleriyle enflasyonu doğrudan hedefleyen ve döviz kurunu bir çapa olarak seçen bir yaklaşım benimsenerek enflasyonun düşürülmesine odaklanmış farklı heterojen bir kur ve para politikası rejimine geçilmiştir. Bu politika değişikliği faizleri kontrol altına alma noktasında başarılı olsa da enflasyon konusunda beklenen sonucu vermemiştir. Enflasyonun beklenen hızla düşmemesi, Türk lirasının değer kazanması, iç talepteki canlanma, enerji fiyatlarındaki artış ve dolar kurundaki artış gibi sorunlar cari işlemler açığını da büyütmüştür. Bu gelişmeler sabit kur sisteminin sürdürülebilirliği ve cari açığın finansmanı konusundaki endişeleri artırmıştır. 2001 krizi öncesinde enflasyonu kontrol etmek için uygulanan kur rejimi enflasyonu hedef düzeylere düşürmeye imkanı vermediği gibi piyasanın hem faiz hem de kur riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Üçlü açmaz veya imkansız üçlü hipotezine göre bir ekonomide sabit kur sistemi ve serbest sermaye hareketliliği ve bağımsız para politikasından üçü aynı anda takip edilemez. Bugün gelinen noktada sermaye hareketleri dünyanın büyük çoğunluğunda serbest olduğundan Merkez Bankası'nın politik aracı olarak ya kur istikrarı ya da faiz tercihi yapması lazım. Bir anlamda üçlü açmaz bugünün toplumlarında ikili açmaz'a dönüşmüştür. Bağımsız bir para politikası faizi kontrol etmek izlenmesi ya sabit kur sisteminin terk edilmesi ya da sermaye denetimine geçişle mümkündür. Bu üç politika seçeneğinin ikisinin bir arada olması, üçüncü politika seçeneği olaraksa dalgalı kur veya sermaye kontrolleriyle mümkündür. Merkez Bankası kuru ve faizi politika aracı olarak kontrol edemediği için 2000 yılında takip edilen sabit kura dayalı ekonomi programı çökmüştür. Sermaye serbestisinin olduğu Avrupa Birliği ülkeleri Ulusal paraları yerine euroyu kullandıkları için bağımsız bir para politikası izlemeleri mümkün değildir. 17 euro para alan ülkesi adına para politikası Avrupa Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. Özgürlükler ülkesi olarak ifade edilen Amerika'nın sermayeye sınırsız özgürlüğün tanındığı ve bağımsız merkez bankacılığının Fed kutsandığı bir ülke olması dolayısıyla dalgalı esnek kur rejimi seçilmiştir. Yani Doların diğer ülke paraları karşısındaki değeri, kur Fed tarafından değil piyasada belirlenmektedir. Malezya döviz kuru istikrarını ve parasal bağımsızlığı hedef aldığı için sermaye kontrolleri uygulamıştır. Bu yüzden faizi ve kuru kontrol edebilmiş bir ülkedir. Türkiye 2001 krizinde sabit kur sistemini terk etmiş ve dalgalı kur rejimine geçmiştir. İlave olarak Merkez Bankası'na bağımsızlık verilmiştir. Böylelikle tekrardan faizi politika aracı olarak kullanma imkanı elde etmiştir. Hatta faizleri kontrol altına almış ve dış kaynak girişini sağladığından Kuru da elden kaçırmamış ve ekonomiyi büyütmüştür. Bu durum 2013 yılına kadar kurdaki küçük hareketlenmelere rağmen devam etmiştir. Türkiye'nin bugün ekonomisinin içinde bulunduğu sorunlar hem faizi hem de kuru kontrol etme ihtiyacı doğurmaktadır. Fakat dalgalı kur rejiminde faizi ve kuru kontrol etmeye çalışmanın daha olumsuz sonuçları söz konusudur. Faizi kontrol etmeye çalışır ve bu yönde baskı unsurlarını devreye sokarsanız faiz koridoru, sözlü politika telkini vesaire kuru elden kaçırıyorsunuz kuru kontrol etmeye çalışırsanız döviz satış ihaleleri, swap işlemleri, kamu bankaları eliyle döviz satışı, haftalık repo ihalelerinin durdurulması bu durumda da faizi elden kaçırırsınız. Sermaye hareketleri serbest ve dalgalı kurun uygulandığı ekonomide kuru kontrol etmek isterseniz faizden ödün vermeniz gerekir. Yani üçlü açmaz hipotezine göre sermaye hareketleri serbestse döviz kuru ve faizleri aynı anda kontrol altında tutamazsınız. Nitekim Ağustos 2018'de kuru kontrol etmek için faizlerde 650 baz puan artışa gidilmesi politika faizini %24'e getirmiştir. Hatta kuru kontrol için Haftalık repo ihalelerinin durdurulmasıyla politika faizi %25.5 olmuştur. Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası açıklamalarına göre döviz kurları ve faizler piyasada serbestçe belirleniyor. Fakat kamu bankaları aracılığıyla yapılan müdahaleler veya swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarla kur baskılanmaktadır. Aynı şekilde görünüşte faiz piyasada belirleniyor fakat çeşitli yönlendirmeler ve terkinlerle özellikle de kamu bankaları eliyle faiz baskılanmaya çalışılıyor. Tabii ki hükümet ekonomi üzerinden yönelen saldırılara karşı tüm kurum ve mekanizmalarla gerekli önlemleri almalı, karşı politikalar geliştirmeli. Bunu yaparken de literatürde yer edinmiş bilimsel analizlerin ürünü ekonomik teorileri de dikkate almak gerekir. Son söz, ekonomimiz zor dönemden geçiyorsa yanlış ekonomi politikalarıyla ateşi de harlamamak gerekir.